Boşuna çalma kapıyı postacı abi. Ehliyetini getirdim. Niye açmıyor ki kapıyı bu? Zam geldi az önce. Etiketleri değiştiriyor. Kimse ucuz almasın diye kapıları kilitlemiş. Neyse, sonra gelirim o zaman. Doktor Murat Bey'i arıyordum da ben. Az önce bıçakla saldırıya uğradı. Salih Bey? O da istifa edip yurt dışına gitti. Serpil Hanım? Grevde gelsin. Allah Allah. Peki Kadir Bey? Koridorda hasta yakalı kovaladan sonra. Şaka mı yapıyorsun sen? Yok, niye şaka yapayım ki? Nereden o doktor? Heh, buradaymış. Babam durumu nasıl? Babanız? Daha bir şey demedim lan, niye vuruyorsun? Baban ameliyattan çıktı, durumu da iyi. Pardon, bir an öldü diyeceksin sandım. Ölseydi dövmen doğru mu oluyordu yani? Ne bileyim. Ölünce dövüyorsunuz da, kurtarınca niye öpmüyorsunuz? Beni değil, doktor beyi öpeceksiniz. Elektrik dağıtım şirketine posta getirdim. Kendisi canlı yayında şu an. Faturaları az ödemenin yollarını anlatıyor. Neymiş az ödemenin yolları? Biz de öğrenelim. Elektriği az kullanan az fatura ödeyecek. Vay be! Nasıl düşünememişim ben bunu? Sizin dediğinize göre sigortayı indirmiş olsaydım hiç ödememiş olurdum. Süper fikir valla. Bunu hemen başkana anlatmalıyım. Askeri ücret belirleme komisyonuna da posta var. Gelmişken onu da vereyim bari. Rıdvan Bey? Rıdvan Bey asgari ücret görüşmesi yapıyor. Ben yardımcı olayım. Siz yardımcı olamazsınız. Çünkü imzası gerekiyor. Dur bir bakayım müsait mi? İç bıçak. İç bıçak, iç bıçak. Olayım olmayayım be. Kiminle konuşuyor? Bilmiyorum ama karşı taraf yüksek bir zam istiyor asgari ücrete. Dur lan sen. 4 milyar 4 milyar. Ya be dört abi dört abi dört. Beşten aşağı yok. Fakire fakire dört olsun. He? Fakire fakire dört milyar olsun. Fakir misin? He. Arkadaşlar gözünüz aydın, sıkı bir pazarlık sonrasında asgari ücreti belirledik. Ne kadar oldu peki? 4253 TL. Vay be, o kadar çok mu? Askeri ücrete zam yapsanız ne olacak ki sanki? Nasıl ne olacak? Siz senede bir kez zam yapıyorsunuz. Biz aldığımız her şeyi günlük gelen zamlarla alıyoruz. Nereye imza atıyorum?